Selamlar gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Kamp programımızda, matematik kamp programımızda 3. haftadayız ve bu haftaki ilk konumuz faktöriyel sevgili gençler. Faktöriyel konusunu ele alacağız. Tertemiz edip çıkacağız arkadaşlar. Tertemiz edip çıkacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve bu videoyu beğenebilirseniz size çok minnettar olurum sevgili gençler. Şimdi faktöriyel diyoruz. Faktöriyel çoğumuzun bildiği ya da bildiğini zannettiği ya da detaylandıramadığı ya da üstün körü bildiği bir konu. Dolayısıyla sevgili gençler bu videoyu izledikten sonra faktöriyel ile alakalı kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacağına eminim. Hadi o zaman başlayalım videomuza. Bismillah diyelim ve ikinci sayfamızdaki tanımımıza bir göz atalım. Diyor ki pozitif ilk n tam sayının çarpımı 1, 2, 3 n'e kadar olan sayıların çarpımını kısaca gösterebilmek adına n sonuna n'nin sonuna ünlem işareti koyuyoruz ve buna n faktöriyel diyoruz sevgili gençler. Tamam. Yani bu sadece bir gösterim kolaylığı, başka hiçbir şey değil. Bir faktöriyel, tamam, 1'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı tarzında okunabilir. 1'dir. 2 faktöriyel de o zaman 1 ile 2'nin çarpımından 2'dir. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6'dır. 4 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24'tür. 5 faktöriyel de 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı olup 120'dir. Özel olarak sevgili gençler 0, o da bir doğal sayı. 0 faktöriyeli de 1 ile göstermemiz gerekiyor. Bakın unutmayın, sonucu 1 olan sadece 2 tane var. Birisi 0 faktöriyel, birisi 1 faktöriyel. Bunların ikisinin de sonucu 1. Ve sevgili gençler 2'den itibaren, yani sonucu tek olanlar da sadece bunlar. Birler, yani 0 faktöriyel ile 1 faktöriyel. Sonucu tek sayı olan sadece bunlar var. Çünkü bundan sonrası çifttir. Neden? Çünkü içerisinde 2 çarpanı var. Teklik çiftlikte söyledik. 99 tane tek sayı vereyim ben sana. Bunları çarp. Sonucun her zaman ama her zaman tek sayıdır. Ama içlerine bir tanecik 2 koyarsak ve bunu da çarpıma dahil edersek sevgili gençler, işte o zaman senin sonucun çift olacaktır demiştik. Burada da yine 2 faktöriyelden sonrası çift arkadaşlar. Bakın kaç olursa olsun artık 2, 6, 24, 120, neden? Çünkü içlerinde çift sayı var. Çift sayı çarpanı var. 2 var arkadaşlar, tamam mı? Sonucu tek olan tek faktöriyel sayılarımız 0 faktöriyel, 1 faktöriyel. Bunu sakın unutmuyorsun. Burada bir hatırlatmamız var. Ben burada mesela 4 faktöriyel dediğimiz sayı, 4 faktöriyel dediğimiz sayının içerisinde arkadaşlar 1 çarpı 2 çarpı 3 de var. Ve bu 1 çarpı 2 çarpı 3 de 3'ü bir üstte 3 faktöriyel olarak tanımlamıştık. Demek ki ben bu 4 faktöriyel sayısını artık 3 faktöriyel çarpı 4 biçiminde de yazabildiğim gibi bunu genelleştirebiliriz. Yani sen n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak yazabilirsin. Ya da n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel biçimde yazabilirsin. Mesela 7 faktöriyel eşittir. Bu nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7'dir. Bu. Peki sen burada 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımının aslında 6 faktöriyel olduğunu biliyorsun. Demek ki ben bu 7 faktöriyeli aslında 6 faktöriyel çarpı 7 biçiminde de yazabilirim. Hatta ekstradan bakın buradaki 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımının da sen 5 faktöriyel olması gerektiğini biliyorsun. Demek ki ben bu 7 faktöriyeli eşittir 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel biçiminde de yazabilme hakkına sahibim. Sonuç olarak faktöriyel dediğimiz o gösterim, yani ünlem işareti dediğimiz gösterim sevgili gençler, kendine has bir özelliği yok. Uzun uzun açıldığı zaman, yani birden en faktöriyel demek birden n'ye kadar olan sayıları yan yana getir çarp demek. Yani ekstra bir özelliği yok. Şimdi şu soruya bir bakalım. İlk sorumuz 12 faktöriyeli 8 faktöriyel çarpı 4 faktöriyeli böl demiş. Bölelim biz de. Nasıl böleceğiz ama? Hepsini tek tek hesaplayıp mı böleceğiz? O şekilde yapmayacağız. Bakın 12 faktöriyel dediğimiz sayı aslında 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak yazılabilir. Niye 8 faktöriyelde bıraktım? Çünkü aşağıda da 8 faktöriyel var. O halde ben bunu 8 faktöriyele böleceğim. Bir de 8 faktöriyele bölmekle kalmayıp 4 faktöriyele de böleceğim. Şimdi şuradaki 8 faktöriyeller bir gitsin. Bunlar gittikten sonra 4 faktöriyel kaldı. Peki 4 faktöriyel ne? 4 çarpı 3 çarpı 2. 1 yazmasanız da olur. Şimdi gençler bakın burada 4 kere ya da 4 kere demeyelim. 4 kere 3 12. Şuradaki 12'yi götürdüm. Bir de 2 var. 2'ye böldüm. Neyi bölelim? Onu bölelim. Burası da 5 olsun. Şimdi geriye ne kaldı? 5 kere 9 45 mi yapar?
45. Bir de burada ne var? 11 çarpanı var. Ben bunu nasıl kısa yoldan çarpıyordum? 4'ü buraya yazıyordum. 5'i buraya yazıyordum. 4 ile 5'in toplamı olan 9'u da buraya yazıyordum. O zaman cevabımız neymiş? 495'miş. Yani cevap Edirne'ymiş. Sevgili gençler dedik. Bu soruyu da, ilk soruyu da bu şekilde bitirdik. Hadi bakalım 3. sayfamıza geçiyoruz. 3. sayfada bize 2 tane soru karşılıyor arkadaşlar. 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 36. 7'den 36'ya kadar olan sayıların çarpımını ifade et demiş. Hangisine eşittir demiş. Şimdi bakın. 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı nokta 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 36 var. Şimdi burada faktöriyelli bir şekilde yapmak istiyorsak burada ne eksik arkadaşlar? 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımı eksik. Peki bu 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı da olmuş olsaydı bu ifadenin içerisinde bu neye eşit olurdu? 36 faktöriyel eşit olurdu tabii ki. Peki 36 faktöriyel eşit de ben burada ekstradan bunu neyle çarptım arkadaşlar? Bakın şurası 6 faktöriyelle çarptım. Yani ben şuraya a dersem o halde bizim çarpacağımız şeyi arayacağımız sonuç 6 faktöriyel çarpı a bölü 6 faktöriyel olmalıydı. 6 faktöriyel çarpı a'ya ben 36 faktöriyel demedim mi dedim. Bölü 6 faktöriyel diyeceğiz. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olacak. İşte bu kadar basit sevgili gençler. Gözünüzü korkutacak bir şey yok. İlla ki bunun da zor soruları var ama dediğim gibi konuya hakimsen o zor sorular seni yıldıramaz. 100 faktöriyelden 101 faktöriyelden 100 faktöriyeli çıkar ve bunu 99 faktöriyele böl demiş. Şimdi yapmamız gereken işlem ne? Arkadaşlar 101 faktöriyeli ben 99 çarpı 100 çarpı 101 olarak yazabilirim. 99 faktöriyel çarpı 100 çarpı 101 olarak yazabilirim. Eksi 100 faktöriyeli bu sefer de 99 faktöriyel çarpı 100 olarak yazma imkanına sahibim. Bölü alt kısımda ne var? 99 faktöriyelimiz var. Şimdi burada ortak olan bir şeyler var mı? Bakın 99 faktöriyel çarpı 100 de 99 faktöriyel çarpı 100 bunlar ortak. E peki ben onların parantezini alayım o zaman. 99 faktöriyel çarpı 100 parantezinde üstte ne kaldı? Bir 101 kaldı. Eksi burada ne kaldı? 1. Çarpan kalmadığı için 1 diyoruz. Bölü 99 faktöriyel dedim. Şimdi burada birbirini götüren ifadeler var mı? Tabii ki var. Bakın 99 faktöriyel, bakın 99 faktöriyel. Burasının 100 olduğunu görüyorsun. 101'den 1'i çıkardığın zaman da burada da 100 kaldı zaten. Peki 100 kere 100 kaç yapar? Bir tane birini koydun. Bunda 2 tane 0 var. Bunda da 2 tane 0 var. Toplam 4 tane de 0 ekleyecekmişsin. Demek ki bunun cevabı neymiş? 10.000'miş. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacakmış diyeceğiz. Sevgili gençler böylelikle 3. sayfayı da bitirdik. Nereye geçiyoruz? Bir alt sayfaya. Dördüncü sayfamıza geçiyoruz sevgili gençler. Şimdi aynı soru tipine benzer bir soru tipi daha bu sefer altta da faktöriyellerin toplamı var üstte faktöriyellerin farkı var. Şimdi bunu çeşitli yöntemlerle yapabilirsin. Bak şimdi 13, 12, 10, 11 en küçük hangisi 10? 10 faktöriyel. Yani 10 faktöriyel parantezini alabilirsin hepsini ya da üst tarafı kendi içinde en küçük parantezi al. Burada 13 mü küçük, 12 mi küçük? 12. O zaman 12 faktöriyel parantezinde şurada ne kalır sadece? 13 kalır. Eksi burada ne kaldı? 1. Bölü alt kısımda hangisi küçük? 10 faktöriyel küçük. O zaman 10 faktöriyel parantezinde 1 artı şurada ne kalır? 11 kalır arkadaşlar. Şimdi üst taraf 12 faktöriyel çarpı 12 oldu. Alt taraf 10 faktöriyel çarpı 12 oldu. E şimdi buradaki 12'ler gitmez mi? Gider. 12 faktöriyeli 10 faktöriyele bölmek kaldı geriye. Ben bu 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel biçimde yazabilirim. Böyle bir de 10 faktöriyel dersem bak buradaki 10 faktöriyeller de birbirine götürdüler. Sonucumuz 11 çarpı 12 olacakmış. 11 ile 12'nin çarpımı 11 ile kısa yoldan çarpmayı biliyorsun. 1'i buraya yazdın, 2'yi buraya yazdın. 1 ile 2'nin toplam olan 3'ü de ortaya yazacaksın. Cevabımız ne olacak? 132. Yani cevap Denizli seçeneğidir. Sevgili gençler gerçekten bu arada inanılmaz sıcak. İnanılmaz sıcak. Kan ter içinde ders anlatıyorum. Yüzümden de belli oluyordur herhalde. Şimdi 3n artı 1 faktöriyeli 3n eksi 1 faktöriyeli böl demiş. Sonucu söyle. Hadi bakalım. Hangisi daha küçük? 3n eksi 1. Niye? 3n'den 1 çıkarmış. Öteki 3n'e 1 eklemiş. Hangisi daha küçüktür? 3n'den 1 çıkarmış. Hali daha küçüktür. Peki o zaman ben 3n artı 1'i buraya yazdım. Sonra bunu biraz azaltacağım. 3n. Sonra bunu da biraz azaltacağım. 3n eksi 1. Aha da 3n eksi 1'i yakaladık mı? Yakaladık. O zaman bunun sonuna faktöriyeli koy. Kalsın öyle. Bölü
Aşağıda ne var? 3 eksi 1 faktöriyel var. Şimdi ne olacak? Aha, bunlar birbirini götürecek. Geriye ne kaldı? 3n çarpı 3n artı 1. Yani cevap olarak Denizli seçeneği kaldı elimizde diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi ilk yaprağı bitirdik. Dördüncü sayfaydı burası. İlk yaprağı bitirdik. Geçelim ikinci yaprağımıza. Beşinci sayfamıza sevgili gençler. Beşinci sayfada iki tane soru var. Bunları da bir güzel çözelim sizlerle beraber. Şimdi diyor ki bize, iyi dinle soruları. 77 faktöriyel ile 78 faktöriyelin toplamı 77 faktöriyelin kaç katıdır diye sorulmuş. Ben direkt 79 diyebilirim. Peki nasıl diyeceğiz? Bakın, 77 faktöriyel ile 78 faktöriyelin toplamı var elimizde. Ben bunu 77 faktöriyel artı 77 faktöriyel çarpı 78 diye yazabilirim. Böylelikle daha sonrasında elimizde iki tane 77 faktöriyel olduğu için buralarda ben bunların parantezini alabilirim. 77 faktöriyel parantezinde şurada ne kalır arkadaşlar? 1. Şurada ne kaldı? 78 kaldı. Şimdi bu da 77 faktöriyel çarpı 79 değil midir arkadaşlar? Aynen öyle. Peki diyor ki şimdi bak, şuna eşit oldu artık. Şu sayı 77 faktöriyelin kaç katıdır diye soruyordu. Bakın burada 79 olması gerektiği zaten ortaya çıkmış oldu. Evet gençler, bir diğer sorumuzu çözeceğiz şimdi. Bu soruyu da dikkatle dinlemeni tavsiye ediyorum. Bu çarpımın eşiti hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada çoğu öğrenci, yani matematik bilgisi de olan öğrenciler yapıyor bu hatayı. Dikkat et. Çoğu öğrenci şunu yapıyor. Hocam ben bunu iki parantezin alırım. Çok mantıklı iki parantezin almak. Çünkü hepsinin ikinin katı. Hatta hepsini böyle ikileri işin içinden çıkarınca 1, 2, 3, 4, 5 kalıyor. Sonunda 50 kalıyor. Çok güzel ama arkadaşlar burada parantez alma gibi bir durum söz konusu değil. Neden değil biliyor musun? Bunların hepsi çarpım durumunda. Yani aralarında toplama işareti veya çıkarma işareti olmuş olsaydı sen rahatlıkla parantez alırdın. Onda hiç sıkıntı yok. Ama bunların hepsi çarpım durumunda. Nasıl parantez alacaksın? Matematiği katlederiz. Dikkatli ol. Bunların hepsine şunu yapacaksın. Burada 2'yi çalacaksın. Bir tane 2 çaldım. Çarpı buradaki 2'yi de çaldım. 2. Buradaki 2'yi de çaldım. 2. Peki ben bu ikileri çalarken altlarda ne kalıyor? 1 kalıyor. 2 kalıyor. 3 kalıyor. Bakın 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. Daha sonrasında mesela burada 8 olsaydı, var zaten. Görmüyoruz sadece. Bir tane 2 çaldım. Ne kalırdı? 4 kalırdı. Peki en son nokta 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 nokta. Burada 100 var. İkisini çalarsam ne kalır geriye? 50 kalır. Şimdi bakın arkadaşlar, alt tarafta 1'den 50'ye kadar olan sayıların çarpımı kaldı ki ben 1'den 50'ye kadar olan sayıların çarpımına ne diyordum? 50 faktöriyel diyordum. Tertemiz mis gibi. Peki üst tarafta ben kaç tane 2 çaldım? Kaç tane 2'yi çalıp birbiriyle çarptım arkadaşlar? 1'den 50'ye kadar olan kaç tane sayı varsa o kadar 2'yi de yan yana çarpmış bulunuyorum. O halde 50 tane 2'yi çarptım. Yani 50 tane 2'nin yan yana çarpımını ben kısa bir yoldan nasıl yazıyordum? 2 üzeri 50. O halde bunları çarparsak artık bu çarpımın sonucunu bulmuş oluruz. Yani cevabımız 2 üzeri 50 çarpı 50 faktöriyel olacakmış sevgili gençler. Cevap hangi seçenekte verilmiş? Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şurada mis gibi ne güzel ter damlası akmaya devam ediyor. Umarım sağ salim bitiririz dersi. Şimdi iki tane daha soru var 6. sayfamızda. X ve Y doğal sayıları için 20 ile X faktöriyelin çarpımı Y faktöriyle eşitse Y'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir düşünelim bakalım. 20 çarpı, bu var ya yukarıdaki kurala çok benziyor ha. 19 faktöriyel diyelim. Şimdi 20 ile 19 faktöriyelin çarpımı ne var? 20 faktöriyel yapar. Peki benim elimde ne vardı? 20 çarpı X faktöriyel eşittir Y faktöriyel vardı. Aha da bak çıktı mı? Bak bir tane Y geldi buradan 20 faktöriyel. X de 19 oluyormuş hatta. Demek ki Y'nin alabileceği değerlerden bir tanesi 20'ymiş diyebiliriz. Y'nin alabileceği değerlerden birisi. Peki başka ne olabilirdi? Ardışık biçimde çarpılan, mesela 20 dedik ya, ben bu 20'yi 5 kere 4 diye yazsam, sonra şuraya 3 faktöriyel desem, sonra buraya da bu 5 faktöriyel eşit olur mu arkadaşlar? Bakın 3 faktöriyel çarpı 4 kere 5, 5 faktöriyeldir. Demek ki y'nin alabileceği bir diğer değer de, bakın x üçgen, y 5 oluyormuş. Y'nin alabileceği bir diğer değer de o halde ne olacakmış? 5 olacakmış. Peki başka var mı hocam? Başka arkadaşlar, 20'yi ardışık biçimde yazamadığım için başka yoktur diyeceğiz. O halde arkadaşlar y'nin alabileceği değerlerden bir tanesi 20 iken diğeri 5'miş. Ve bizim cevabımız da 20 artı 5'ten 25'miş diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi geçiyoruz bir alttaki sorumuza. Bunun diyor böyle bir toplam vermiş. 2008 faktöriyele kadar toplam. Yani 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faktöriyel.
Git böyle demiş, 2006 faktöriyel, 2007 faktöriyel, 2008 faktöriyel, bunların hepsini topla demiş. Şimdi biz bunların hepsini toplayacağız ama bu toplama bulmadan önce size ufak bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Sen de buraya notunu alman lazım. Şimdi bakın, 0 faktöriyel dediğimiz şey neydi? 1'di. Peki 1 faktöriyel dediğimiz şey neydi? O da 1'di. 2 faktöriyel dediğimiz şey 2 idi. 3 faktöriyel 6 idi. 4 faktöriyel 24'tü. 5 faktöriyelden itibaren 120. Bakın 6 faktöriyel 720. 7 faktöriyel eşittir 5040. Bu şekilde ilerliyor. Sen 6 faktöriyel kadar net bilsen yeter. Ezbere bilsen yeter. Şimdi terliyorum, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Burada anlatmaya çalıştığımız şey ne? Bakın arkadaşlar, 8 faktöriyeli de hesaplasan sen sonu 0 çıkacak. Bak bunun sonu 0, bunun sonu 0, bunun sonu 0. Niye bunların sonu 0? Sonu 0 olan sayı 10'a tam bölünüyor, değil mi? Sonu 0 olan sayı 10'a tam bölünür. Peki 10'a bölünen sayı ayrı ayrı 2'ye de 5'e de tam bölünmesi gerekmiyor mu? Tam bölünmesi gerekiyor. Yani bu sayıların içerisinde, sonu 0 olan sayıların içerisinde hem 2 çarpanı hem de 5 çarpanı olmak zorunda sevgili gençler. Hem 2 çarpanı hem 5 çarpanı olabilmesi için 0 faktöriyelin içerisinde 2 de yok, 5 de yok. 2 de yok, 5 de yok. 2 var ama 5 yok. 3 faktöriyelde 2 var ama 5 yok. 4 faktöriyelde 2 var ama 5 yok. İlk defa 5 faktöriyelden itibaren bunların içerisinde hem 2 hem 5 olduğu için bunların hepsi, 5 faktöriyelden sonrası hepsi 10'a tam bölünür. Yani son basamağı, yani birler basamağı da mecburi olarak da 0'dır. E madem öyle, biz diyeceğiz ki 5 faktöriyelden sonrası madem son basamak 0, şuraya 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyeli, 6 faktöriyeli, 7 faktöriyeli ekleyelim nokta 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 değil. Ben sonra 2008 faktöriyeli uğrasın. Ben diyorum ki 5 faktöriyelden birler basamağı soruluyor ya. E şimdi ben bunları yazacağım. Bak şöyle x, y, z, t 0, a, b, c 0. Ondan sonra ne diyelim? g, h 0, k, l 0. E ben bunları toplamaya lüzum yok ki, birler basamağının toplamama gerek yok. Son basamakları zaten sıfır. Dolayısıyla 5'i, 6'yı, 7'yi, 8'i, 9'u, 10'u, 2008'e kadar görmek zorunda değilim. Burada birler basamağını etkileyen ne var? 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel var. 0 faktöriyelin sonu neydi? 1. 1 faktöriyelin sonu neydi? 1. 2 faktöriyelin sonu 2. 3 faktöriyelinki 6. 4 faktöriyelinki 24'ten kaynaklı 4. 5 faktöriyel zaten 120, 120 idi. Sonu 0'dı. Bunlara bakmama gerek yok. Ben sadece bunları toplayayım. 1 artı 1, 2. 2 daha 4. 6 daha 10. Artık buna da bakmamıza gerek yok mesela. 4 daha 14. Son basamak kaç olacakmış? 4. Demek ki cevabımız da o halde C seçeneği olacak diyeceğiz sevgili gençler. Evet, 6'yı da bitirdik. 7'ye geçiyoruz şimdi. 7. sayfamız. 7. sayfada bir hatırlatma var. Diyor ki bize, n faktöriyel sayısının içinde bulunan tüm x çarpanlarının sayısı, x asal sayı olacak ama n sayısının art arda x'e bölünmesinden elde edilen bölümlerin toplamı kadardır diyor. Ne diyor? Anlamadık. N faktöriyel sayısının içinde bulunan tüm x çarpanlarının, yani x eşittir a çarpı b, a ve b asal olmak üzere a küçüktür b için b çarpanlarının sayısı kadardır. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi bunu bu şekilde okuyup devam edersek hiçbir şey anlamamış olacağız. Bunu anlayabilmek adına, anlamlandırabilmek adına şöyle bir şey diyelim. Mesela 17 faktöriyeli inceleyelim. 17 faktöriyel dediğimiz sayı hangilerinin çarpımıdır? Uzun uzadıya işleyeceğiz. Sen de buraya uzun uzadıya yazacaksın. Üşenmece yok. Yaz. 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 daha mı küçük sayı seçseydik? 15, 16, 17 daha küçük seçince de bir anlamı kalmıyor. Şimdi bu 17 faktöriyel dediğimiz sayı, bu sayıların hepsini yan yana yazıp çarpmak demekti. Ben de bu çarpımların hepsini buraya gösterdim. Peki şimdi biz bunları böyle yazdık da bu bizim ne işimize yarayacak? Hoca ne yapmaya çalışıyor? İyi dinle. 17 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 çarpanı var? Kaç tane 2 çarpanı var? Önce bunu bulmaya çalışalım. Mesela bir tane burada var. 1. Bunda yok. Tek sayıların içerisinde yok zaten. Bunda var mı? Bu arkadaşlar 2'nin karesi biliyorsunuz. Kaç tane 2 varmış? 2 tane 2 var. 2 çarpı 2'den kaynaklı 2 tane 2 var. 5'te yok zaten. 6 dediğimiz sayı 2 kere 3 olduğu için bak bir tane de burada var. 2. 7'de yok zaten. 8'de 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane var. 9'da yok. 10'da 2 kere 5. Bir tane var.
11'de yok, 12'de. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 tane var. 13'te yok. 14'te 2, bir tane var. 2 kere 7. Bir tane de burada var. 1 yazalım oraya. 15'te yok. 16'da. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane 2 varmış arkadaşlar. Onu da yazdım. 17'de yok zaten. Şimdi bunları kaç tane 2 olduğunu köşeye not almıştık ya. Şunlar. Onları bir toplayalım. Bir tane burada vardı. 2 tane burada. 3. 4. 7. 8. 10. 11. 15. Demek ki bu 17 faktöriyelin içerisinde 15 tane ikimiz varmış arkadaşlar. Geri kalanını bilmiyoruz. Daha çarpım var. Yani daha 3'ler çarpım var, 5'ler var, 7'ler var, 11'ler var, 13'ler var, 17 var. Bunların daha devamını bilmiyoruz ama var. Onu biliyoruz. Biz sadece 15 tane 2 çarpan olduğunu bulduk. Buna emin olduk şu an. Peki gençler, mesela bir de kaç tane 5 çarpan olduğunu bulalım. O daha kolay. Kaç tane 5 çarpanı vardır onu da bulalım. 1'de yok, 2'de yok, 3'te yok, 4'te yok, 5'te bir tane var. 6'da, 7'de, 8'de, 9'da yok. 10'da 2 kere 5 olduğu için bir tane var. 11'de, 12'de, 13'te, 14'te 5 çarpanı yok ama 15'te bir tane var. 3 kere 5 olduğu için. Kaç tane 5 çarpanı var? 16 ve 17'de yok zaten. 3 tane de 5 çarpanı var. Hatta ve hatta şurayı şöyle silip demek ki bunun yanında 3 üzeri 5 çarpanı, pardon özür dilerim, 5 üzeri 3 çarpanı da varmış diyebiliriz. Daha devamı var ama. Şimdi 15 tane 2'miz var. 3 tane de 5'imiz var. Peki şöyle bir soru sorsak. Kaç tane 10 çarpanı vardır? İşte orada duracaksın. Orada diyeceksin ki hoca 10 çarpanını soruyorsa mutlaka ama mutlaka benim bu onları 2'lerden ve 5'lerden elde etmem gerekiyor. 2'lerden ve 5'lerden. Neden? Çünkü onu ancak 2 ve 5 ile elde edebilirsin. Daha önceki asal sayılar videosunda demiştim ki tüm sayıları 1 veya daha fazla asalların çarpımı biçiminde elde edebilirsin. Onu da zaten asalların çarpımı ile elde edeceksin. Hangi asallar? 2 ve 5'ten. Şimdi benim şöyle bir malzemem var. Bir kek yapacağım veya poğaça yapacağım, börek yapacağım, bir şey yapacağım. Ve bunu yapmak için de malzemeye ihtiyacım var. Senin yapacağın pastanın ismi 10 olsun. 10 pastası yapacaksın. Sen bu 10 pastasını yapmak için neye ihtiyaç duyarsın? Bir tane 2'ye, bir tane 5'e. O zaman buradan bir tane 2 aldım. Buradan bir tane 5 aldım. Bir tane 10 ürettim. Bir tane daha aldım. Bir tane daha ürettim. Bir tane daha aldım. Bir tane daha ürettim. Dördüncüyü üretemem. Niye? 5'im kalmadı çünkü. Çünkü bir tane 2'ye, bir tane 5'e ihtiyacımız var. 5'ten kalmadı. O halde sevgili gençler ben hangi malzemeden daha az sayıda varsa o kadar üretebiliyormuşum 10 sayısından. Bak bu güzel. Bu güzel. 5'ten ne kadar vardı? 3 tane vardı. 3 tane de 10 üretebildim. Geri kalan ikiler malzeme arttır. Ne yapalım? Bu kadar malzeme çıkıyor. Ya yani bu kadar malzemeden bu kadar oluyor. Bu kadar 10 çıkıyor. Demek ki hangisinden azsa o kadar varmış. O halde şöyle bir şey diyebilir miyiz? Az önce mesela yukarıda yani şurada ikileri bulurken onlara uğraştık ama beşleri bulurken değil mi? Bu kolay dedim. Niye? Çünkü sayı büyük. 5'te 1 karşımıza 5'in katı çıkacak. 2'de 2'de 1 karşımıza çıkıyordu. Ötekinde 5'te 1 çıkacak karşımıza. E madem öyle büyük olan asal sayı kadar olur diyebilir miyiz arkadaşlar bu 10 sayısından? O deriz. Niye? Çünkü 2'den 15 tane çıkacak. Mesela 3'ü saysak 15'ten az 3'ten daha fazla çıkacaktı. 15'ten daha az 3 sayısından daha fazla çıkacaktı. Niye? Çünkü 3, 3'te 1 karşımıza çıkıyor arkadaşlar 1'den 17'ye kadar giderken. Şimdi madem öyle ben bunları buldum. Bak şurada ne diyordu? N faktöriyel sayısının içinde bulunan tüm x çarpanlarının, şimdi x eşittir a çarpı b şeklinde yazmışız ya, a ile b de asal, aynı burada 2 ile 5 gibi. A küçük b ise diyor, b çarpanlarının sayısı kadardır diyor. Demek ki bak 2 küçük 5 ise 5 çarpanlarının sayısı kadar 10 üretebiliyorum ben. Burada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki hocam, 17 faktöriyel, bunu bu şekilde yazdık. Gene de uzundu ama daha büyük bir sayı verse daha uzun uğraşmak zorunda kalmayacağız mı? Aynen öyle, daha uzun uğraşmak zorunda kalacaksın. Peki bunun kısa bir yolu var mı? Var. O kısa yolu da burayı not aldıysan, almadıysan videoyu durdur, not aldır çünkü şimdi siliyorum. Şöyle yapalım. Silelim. Ve diyelim ki 17 faktöriyel içerisinde kaç tane 2 çarpanı var? 17'yi yazacaksın. 2'ye böleceksin. Kaç tane 2 olduğunu bulmak için 2'ye bölüyorsun. 2'ye böldün kaç defa var? 8. Tekrar bunu 2'ye bölüyorsun. Kaç defa var? 4. Tekrar 2'ye böldün 2 defa var. Tekrar 2'ye böldün 1 defa var. Sonra şu bölümleri topluyorsun. 1, 2 daha 3, 4 daha 7, 8 daha 15 tane 2 çarpanı vardır deyip 2 üzeri 15 yazabiliyorsun.
İşte 2 çarpanlarımı tek tek bunun içinde bu kadar var. 8 2 çarpı 2 çarpı 2'dir demek ki 3 tane var. 6 2 kere 3'tür demek ki bir tane var. Demek yerine bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Peki 5'leri de hesaplayabilir miyiz hocam yeni yönüne? Hesaplarsın tabii ki ya, niye hesaplayamayız? 17'yi 2'ye böl, pardon 5'e böl. 5'leri hesapladık çünkü. 17'yi 5'e böl, kaç defa var? 3, bitti. 3 tekrar 5'e bölünmüyor. O zaman 5 sayısından da 3 tane varmış. O zaman 17'nin içerisinde kaç tane 3 olduğunu da biz hesaplayabiliriz. Artık yöntemi biliyoruz. Peki kaç tane 10 çarpanı vardır dediğin zaman neye bölmen gerekiyor? 5'e bölmen gerekiyor. Peki 17 faktöriyel sayısının içerisinde kaç tane 6 çarpanı vardır diye soracak olursak, 6'yı hemen diyorsun ki bu 6 2 kere 3'tür. Büyük olan hangisi? Büyük asal 3'tür. O zaman ben 17'yi durmadan 3'e bölerim. 6'ların sayısını bulurum diyeceksin. Ama tabii bunun için ekstra farklı değiştirilmiş soru tipleri de var. Onları da çözeceğiz seninle beraber. Hiç merak etme. Çözemeyeceğin soru tipi de kalmayacak zaten bu videolardan sonra. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 10 faktöriyel eşittir. A çarpı 2 üzeri B eşitliğinde B'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi B'nin alabileceği değerler toplamı diyor ya. O noktaya da biraz değineceğiz. Bakın şimdi 10 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 vardır onu bir bulalım hadi sizle. Onu 2'ye böldüm. 5 defa var. 5'i 2'ye böldüm 2 defa var. 2'yi 2'ye böldüm 1 defa var. 1 artı 2, 3, 5 daha 8. Şimdi gençler 10 faktöriyeli ben A çarpı 2 üzeri 8 biçimde yazabiliyormuşum. Ama şu şekilde de yazamaz mıydım? 10 faktöriyel eşittir. Şu A'nın içerisinde bir tane daha 2 koyardım. Çarpı 2 üzeri 7 derdim. Yani oradaki 2'yi A'nın içerisine dahil ederdim. Veya bir tane daha 2 çalardım. Gene A'nın içerisine atardım. 2 üzeri 6 olurdu. 2 üzeri 5, 2 üzeri 4, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0'da yapabilirdik biz bu 2 üzeri B'yi. Madem öyle B'nin alabileceği değerler toplamı soruluyorsa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıfırı saymıyorum. Toplam soruluyor zaten. O halde sevgili gençler bu bir önceki konularla alakalı olmak üzere 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı değil miydi? Aynen öyleydi. 8 çarpı 9 bölü 2'den 8 kere 9 72 2'ye böldüm. Kaç gelir? 36. Demek ki cevabımız Edirne seçeneği olacakmış diyebiliriz. Şimdi bu videonun son sayfası diyebiliriz artık. Bu videodan sonra yani bu sayfadan sonra bir mola vereceğiz ve diğer videoda kalan 8 sayfamızı çözeceğiz. 100 faktöriyel eşittir k çarpı 5 üzeri x eşitliğinde k ve x pozitif tam sayılar olduğuna göre x'in en büyük değeri. Bakın x'in en büyük değeri ne demek, ne demek arkadaşlar? 100'ün içerisinde, 100 faktörün içerisinde maksimum ne kadar 5 varsa hepsini oraya yığacaksın diyor. Yani 100 faktöriyelin içerisinde kaç tane 5 çarpanı vardır diye soruyor bize gençler. Artık biz olayı biliyoruz ya. Yayıla yayıla yapabiliriz. Bak yayıralım şöyle. 100'ü kaça böleceğiz? 5'e. Hadi böldük diyelim. Kaç? 20. Bu sefer 20'yi 5'e böleceksin. 20'nin içerisinde 5, 4 defa. 4'ü 5'e bölebiliyor musun? Bölemiyorsan. Bitti o zaman. 4'te 20'yi topluyorsun. Cevap 24'tür diyorsun. İşte bu kadar basit sevgili gençler. Peki bir alttaki soru ne diyor bize? 12 faktöriyeli 6 üzeri n'e bölmüş. Bu sayıyı tam sayı yapan n'nin en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Yani diyor ki bize 12 faktöriyelin içerisinde kaç tane 6 vardır diye soruyor. Biz az önce bunu biraz sanki anlamıştık. 6, 2 ve 3'ün çarpımından mı oluşuyor? Aynen öyle. Peki büyük olanı hangisi? 3. O zaman biz 12 faktöriyelin içerisinde kaç tane 3 vardır buna karar vereceğiz. 12'nin içerisinde 3 4 defa var. 4'ü de 3'e bölersen 4'ün içerisinde 3 1 defa var. Artık 1 3'e bölünmediği için 1 ile 4'ü toplayacağız. Cevap olarak da 5'i işaretleyeceğiz. Sevgili gençler gördüğünüz gibi yayla yayla da yapılabiliyormuş. Evet. Bu videonun sonuna geldik. Umarım bir şeyler katmışızdır sana. Ben öyle umuyorum. Sen de buna katılıyorsundur. Hissediyorum çünkü. Yorumlarınız da gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Allah dinleyen gözlerinize, duyan kulaklarınıza, anlayan beyninize sefa vermesin gençler. Biz de anlatıyoruz işte böyle sizler için. Umarım yararı dokunuyordur. İnşallah başaracaksın diyelim. Videoyu noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.